Canım öğrencilerim, hepinize selamlar. Ben İsmail Hocanız, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 11. günün 15. videosundayız ve artık asal sayılar ve asal çarpanlar konusunun ÖSYM bakış sorularını çözeceğiz. Bugün hemen bu videonun arkasından gelecek olan videoda da SML bakış testini beraber çözeceğiz. Ve asal sayılar ve asal çarpanları ayırma konusunu da noktayı koymuş olacağız Allah'ın izniyle. Evet gençler, bugün kaç tane soru çözeceğiz siz de bu videoda hemen söyleyin. Bakın 16 tane birbirinden güzel soru çözüp arkasına da 6 tane SML bakış sorusu çözeceğiz. Soruların içerisinde hocam işaretlememiz gereken soru var mı? Bunu mutlaka soruları çözerken ben sana belirteceğim. Mutlaka ama mutlaka bu sorulara işareti koy ve sınavdan önce tekrarını yapman gereken sorular olacak bunlar. Şimdi eğer kitabın elindeyse, kalemin ve silgin de elindeyse, karşına da ben açıksam artık derse hazırsın demektir. Başlayabiliriz dersimize. Evet, ilk sorumuz karşımızda. ÖSYM bakış 1 ile başlıyoruz. Gençler şöyle yaklaşalım bir de sorumuza. Evet, ne diyor? X, Y, Z birbirinden farklı. Bak neymiş? Asal sayıymış bunlar. Farklı asal sayılar. Bu tarz sorular ÖSYM, TYT'de, MSÜ'de, AYT'de, AYT dahil olmak üzere sınavlarda sormayı seviyor gençler. Aklınızda bulunsun. Şimdi burada X çarpı Y ve X çarpı Z'nin toplamı. Burada da ZX ile ZY var bak. Üst tarafta ikisinde de X varken alt tarafta ikisinde de Z varsa o zaman ne yaparız biz? Dayanamayız değil mi? Hemen burada X parantezine ben bunu alırım. X parantezinde Y artı Z'yi yakalarım. Eşittir 70. Bak böylelikle bir tane asal çarpan elde etmiş olurum. Bak burada X gibi bir asal çarpanım var benim artık, tamam mı? Bir de alt kısımda, yani şurada ben burayı Z parantezine alırsam X eksi Y'nin geldiğini görürüm. Burası da 22 yapıyormuş. Tamam mı? Şimdi X diye bir asal çarpanım var. Bir de Z diye bir asal çarpanım var. Benim burada artık X asal çarpanıyla Y artı Z'yi çarptığım zaman 70 olduğunu görüyorum ya. Bir de Z asalıyla X eksi Y'nin çarpımının 22 olduğunu biliyorum. Aslında şuradan ilerlemek daha mantıklı. Çünkü 22'nin asal çarpanlarının ben 2 ve 11 olması gerektiğini gayet iyi biliyorum. Net biliyorum. Şimdi mesela ben burada Z'yi 2 seçecek olursam şurası ne olmak zorunda? 11 olacak hocam. Şimdi 11 olacak da ben birbirinden farklı asallardı bak, unutma. Ben buranın 2 olduğunu biliyorum. X eksi Y 11, yani tek sayı olacaksa bunlardan biri tek biri çift olmalı. Ama ben Z'yi 2 seçtiğim için X eksi Y'nin 11 olma gibi bir lüksü kalmadı artık. Demek ki ben %100 biçimde Z'yi 11 seçmeliymişim. Z 11, o halde burası kaç? 2. Yani bu X ile Y asalları arasında 2 fark olacak. Şimdi ben Z'nin 11 olması gerektiğine inandım artık. Okey. Şimdi bir de şöyle bir durum vardı. Şu kısımla şunun çarpımının da 70 olduğunu görüyoruz. Madem öyle ben şuraya 7 yazsam mesela 7 kere 10 yapar. Olmaz. Olmuyor. O zaman ben buraya 5 diyeyim. 5 kere kaç? 70 yapar. 14. O zaman Z'ye kaç kalır? 3 kalır. Peki 3 ile 11'in toplamı ne? 14. Güzel. Peki şurası sağlıyor mu? Burası 5, burası 3 iken farkı 2 oluyor mu? Oluyor. Demek ki artık X kesinlikle ve kesinlikle 5'miş. Y'nin 3 olması gerektiğini, Z'nin 11 olması gerektiğini biliyoruz. O halde X kere Y, yani 3 kere 5 15. Bundan 11'i çıkarırsak doğru cevabın da 4 olması gerektiğini görürüz. Doğru cevabımız A şıkkında verilmiş arkadaşlar. Tamam. Peki devam edelim ÖSYM bakış 2 ile. Diyor K pozitif tam sayı olmak üzere bu sembol K sayısının asal bölenlerinin toplamı olarak tanımlanmakta. Burada 10 çarpı K ile 21 çarpı K sayısının asal bölenlerinin demek ki toplamları da birbirine eşit olarak verilmiş. Şimdi K sayısı diyor 105, 420 ve 805 değerlerinden hangileri olabilir diye soruluyor. Şimdi öncelikle şuradaki 10 çarpı K'yı ben 10 sayısının içerisinde 2 çarpı 5, 2 ve 5 asallarının olduğunu biliyorum. Bir de burada K sayısının asal çarpanları mevcut. İşte bunların toplamıyla burada yan tarafta 21 sayısının asal çarpanlarında 3 ve 7 olduğunu biliyorum. Ve bir de K sayısının asal çarpanları var. Bunların tamamının toplamı neymiş? Birbirine eşit olacakmış. Tamam. Şimdi K sayısı 105 olursa hangileri olabilir demiş ya. Şimdi 105'i düşünelim abi. 105 dediğim sayı benim 5'e bölersem 21 gelir. Dolayısıyla 5 çarpı 3 çarpı 7'dir. Şimdi burada 5 çarpı 3 çarpı 7'yi buraya yerleştirirsem, bir de 5 çarpı 3 çarpı 7'yi buraya yerleştirirsem Bu 10K ve 21K sayısının birbirinden farklı asal bölenlerini bir toplayalım bakalım. Hangi asal bölenler var abi burada? Şimdi hangileri oluştu? 2 var, 5 var. 5'i saydım, bir daha sayamam. 3 var, 7 var. 2, 5, 3, 7. Buraya bakıyorum, 3 var, 7 var. 3 ile 7'yi saydığım için bir de 5'i alacağım. Şimdi 5, 7 daha 12, 3 daha 15 yaptı. Buraya geldim, 7, 3 daha 10, 5 daha 15, 2 daha 17. 17, 15'e eşit mi? Değil. Demek ki o halde 105 olamaz diyeceğiz. Bunu eledim. Peki madem bunlar olamıyor, hemen şunları sildim. Yani 105 için yaptıklarımı sildim. Şimdi geldim 420'ye. 420'yi düşündüğüm takdirde ben bunu 5'e bölersem 84 gelir değil mi bak? 5'e böldüm. 5'e böldüm 84. Daha sonrasında 7'ye de bölelim abi, 12 gelsin. 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1 geldi. Yani hangi asal sayılar var burada? 2, 3, 5 ve 7 var. 2, 3, 5, 7. Şimdi ben 2'yi, 3'ü, 5'i, 7'yi buraya yazdım. 2'yi, 3'ü, 5'i, 7'yi buraya yazdım. Tamam. Hangileri birbirinden farklı oldu? 2, 5, 2'yi saydım. 3 ve 7 var. Burada 3, 7, 2'yi alacağım. Bir de 5'i alacağım. Şimdi sol tarafa bakıyorsun 2, 3, 5, 7. Sağ tarafa bakıyorsun 2, 3, 5, 7. Bunların toplamları tabii ki de birbirine eşittir. O halde 420 oluyormuş bak. Bunu aldık. Bir de hocam 805'e bakacağız. Şimdi 805 için de şunları sileyim. Tamam. Şurayı da silelim. Ve 805 için şunu yapalım. Asal çarpanlarını ayıralım. 5'e bölünür zaten. 5'e böldüğüm takdirde de 161 gelir. 161 asal mı? Böyle asal mı diye düşündüğünüz sayıların hemen 7 ile bölünmesi durumuna bakın. 7'ye bölersem 16'nın içerisinde 2 defa. Kalan 2. 14 kalan 2. 21'in içinde 3 defa. Demek ki bölünebiliyormuş 7'ye. Yani ben 23'e bölünce bunu 7 gelecek buradan. Bir de 7'ye böldüm 1 geldi. Şimdi hocam asal çarpanlar neymiş? 5, 23 ve 7. 5, 23 ve 7. Buraya geldim. 5, 23 ve 7. Şimdi bakalım. 2, 5'i aldım. 5'i zaten almıştım. 23 ve 7'yi alacağım. 3, 7. 7'yi ve 5'i almıştım. Bir de 23 alacağım. Bak şimdi. 2, 5, 7, 14, 23 daha 37 yaparken şurası 10. 33 yaptı. 37 33'e eşit değil. Bundan kaynaklı 805'te olamaz cevabımız. Yalnız 2'ymiş. Hayırlı uğurlu olsun dedik ve geçtik 3. ÖSYM bakışa. X, Y, Z birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere X çarpı Y çarpı Z eksi Y 242'ye eşitmiş bu. X artı Y artı Z toplamı soruluyor bana. Şimdi o zaman madem böyle X, Y, Z birbirinden farklı asal falan demiş ya, bak şimdi şu asal olacak, bu asal olacak, o zaman ben 242'nin asal çarpanlarını düşüneceğim. 242 gittim abi, şöyle asal çarpanlarına bir ayıralım bakalım. 2'ye bölünür bir kere 121, çok güzel 11'e böldüm 11, 11'e böldüm 11 geldi. Şimdi zaten 242'nin 2 tane asal çarpanı var. Bunlar 2 ve 11. X ile Y'de asal çarpansa eğer, madem öyle ben birini 11 seçeceğim, birini 2 seçeceğim. Mesela bunu 2 seçip bunu 11 seçersem 2 kere 11 çarpı bir de 11 olması lazım. Bak 2 çarpı 11 çarpı 11 bana 242'yi veriyor çünkü. Yani ben şunu 11 seçecek olursam şuranın 11 gelebilmesi için Z'nin 22 olması lazım ki Z asaldı. 22 olamıyor. O zaman yanlış seçtik. Ne kadar yanlış seçtik? Çok uzaklara gitmeyeceğiz. 2'ye 11 seçmiştim ya. 11'e 2 seçerim bu sefer de. Çünkü yani başka olacak bir ihtimal yok. Şuraya 11, burayı 2 seçtim. Bu 2 ise şuranın 11 olabilmesi için. Bunun 13 olması lazım. 13 da asal zaten. Çok güzel. O zaman X 11'miş. Y 2'ymiş. Z de 13'müş. Bunların toplamı soruluyor bana. 13, 2 daha 15. 11 daha 26 yapar. Cevap E şıkkında verilmiş deriz. Şimdi ÖSYM bakış 4'e doğru geçtim. Ne diyor bakalım. N sayısı pozitif tam sayı olmak üzere N sayısını kalansız bölen pozitif tam sayıların kümesi Pn ile gösteriliyor. Buna göre P96 eksi P20, yani P96 kümesinin P20 kümesine farkını soruyor. Eleman sayısı. Şimdi bu ne demek? 96 sayısını tam bölen pozitif tam sayıların kümesi. Bu da 20 sayısını tam bölen pozitif tam sayıların kümesinden bahsediyoruz. Şimdi iki türlü çözebilirsin, tamam mı? Bir, şöyle 96 sayısını tam bölen sayıları küme halinde listeleyebilirsin. Böyle. Mesela 1 böler abi, 2 de böler, 3 de böler, 4 de böler, 5 bölmez. 6 böler, 6 kere 16 biliyorsun 96, 7 bölmez, 8 kere 12 96'dır. Daha sonrasında 12 böler 8 kere 12 demiştik biliyorsun. 6 kere 16 demiştik, onu da biliyorsun. Daha sonrasında 16 dedik, devam edelim. 96 24 kere 4 96'dır değil mi? 24'ü de yazdım ben buraya. Daha sonra 32 kere 3, bak 32'yi de yazdım. 48 kere 2 ve 96. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bitmiş. Şimdi P20'yi de yazalım. Yani 20'yi tam bölen sayılar. 1 var hocam, 2 var. Bu daha kolay değil mi? 4 var, 5 var, 10 var, bir de 20 var. İşte üstteki kümenin alttaki kümeden farkı soruluyor. Fark kümesi dediği için ben A'da olup, yani şunda olup şunda olmayan elemanlara bakacağım. Yani 1 ikisinde de var, 2 ikisinde de var, 4 ikisinde de var. Geriye kalan bütün elemanlar birbirinden farklı olduğuna göre artık 12 tane vardı. 3 tanesi silince 9 tane kalır deyip E şıkkını işaretleyebilirim. Bir de şöyle yapabilirim. Abi madem konumuz bununla alakalı, 96 sayısının, bak 96 sayısının ben... kaçtı? 8 kere 16 kere 6 demiştim değil mi? 30 zaman 32 kere 3'tür. Yani 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 1 biçiminde çarpanlarını ayırabilirim. Bir de hocam 20 sayısını ayıralım. 2'nin karesi çarpı 5 üzeri 1. Şimdi burada ben üst tarafta 5'i 1 artırdım 6. 1'i 1 artırdım 2. 12 tane. Alt tarafta da mesela örnek veriyorum. 3 kere 2'den 6 tane bölen olduğunu biliyorum. Lakin şu 12 tane benim için önemli. 6 tane önemli değil. Şimdi üsttekilerle alttakilerin ortak olan kaç tane pozitif böleni olup olmadığını nasıl bulurum? Şöyle bulursun. Bak şimdi 2'nin karesi ve 2 üzeri 5'ten hangisi daha küçük? 2'nin karesi küçük değil mi? Şimdi ortak asal çarpan 2 ya burada. Başka yok. O zaman 2'nin kuvvetlerinden küçük olanına bakıyorum, 2'nin karesi. Sadece bunu 1 artır, yani üstünü 1 artır 3. Demek ki 3 tanesi ortakmış diyeceksin. Tamam mı? 12'den de 3'ü çıkarırsın, 9'u bulursun. Yani ister şunu yap, ister alttakini yap. Alttaki daha garantici bir yöntem ama hani eğer sayı 96 değil de biraz daha böyle alengirli, böyle 3 basamaklı bir sayı falan olaydı... Hepsini tek tek, biraz da böyle pozitif bölen sayısı fazlaysa hepsini tek tek yazman biraz sıkıntı olabilir. Yani senin hem işini uzatır, zaman kaybı olur, vakit kaybı olur. Ama hani yapılır mı? Yapılır. Neden olmasın? Sonuçta garantici bir yöntem. Süren varsa yap. Ama yukarıdaki yöntemle ya işine yarar. Mutlaka işine yarar. Tamam mı? ÖSYM bakış 4. Ben yukarıdakini öneririm. Şimdi geldim ÖSYM bakış 5'e. Ne diyor sorumuzda, bir okuyalım bakalım. ABC ardışık pozitif tam sayılar. A faktöriyel bölü B faktöriyel sayısının asal çarpan sayısı 2'ymiş. B faktöriyel çarpı C faktöriyel sayısının asal çarpan sayısı da 4'müş. A artı B eksi C ifadesinin değeri en az kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle ardışık olması bizim için önemli. Ardışık, ABC ardışık, ama tabii hani... B A'dan bir fazla, C'de B'den bir fazla olmayabilir. Belki C A'dan bir fazla, A'da B'den bir fazla olabilir. Yani küçüklük büyüklük sıralamasını bilmiyoruz. Ama şöyle bir durum var. Hani A faktöriyeli B faktöriyeli böldüğüm takdirde asal çarpan sayısı 2 oluyorsa demek ki A faktöriyel daha büyük bir sayı denilebilir. Tamam, yani A sayısı daha büyük. O halde şimdi ben burada 2 tane asal çarpan olacak ya, ardışık olmasını da göz önünde bulundurarak 2 tane asal sayının çarpımı biçiminde yazılabilen hangi sayı var? Mesela küçük sayılardan düşünelim, 6 var, 2 ile 3'ün çarpımı. Mesela ben A'yı 6 seçsem, B'yi de 5 seçsem, 6 faktöriyeli 5 faktöriyele böldüğüm takdirde 6 gelir ki bu 6'nın asal çarpan adedi 2'dir. 2 ve 3, başka yok. Çok güzel. Şimdi B faktöriyel, ben B'yi 5 seçtim. 5 faktöriyel kaç tane bunun asal çarpanı var kendi içinde? 2 var, 3 var, 5 var. Yani 3 tane. Pekala. Bir de ben C'yi, mesela A, B, C dedik ya. A'yı 6 seçtim, B'yi 5 seçtim. Şimdi bir tane daha asal lazım buraya. Çünkü ben 5 faktöriyelle C faktöriyeli çarpınca toplam 4 tane asal çarpan olacak ya. Bir asal daha lazım. Bu 4 olamayacağına göre, yani 4, 5, 6 ya. 5, 6, 7 olabilir. C'yi 7 seçersem, bak şimdi ne olur? Tamamının kaç tane asal çarpan olur? 2, 3, 5 ve 7 olur. Yani 4 tane olur. Tamamının 4 tane oldu artık. Yani burayı da sağlattık. Demek ki A 6'ymış, B 5'miş, C 7'ymiş. A artı B eksi C sorulmuş. Hocam ben bunu 6 seçerim. B'miz o da 5'ti. C'yi de 7 seçtik. Aha, şurası eksi 2 yaptı. Eksi 2 ile 6'yı toplarsam 4 gelir. Doğru cevap da A şıkkı olmuş olur. Şöyle bir daha işaretleyelim. Yanlışlıkla sildim ben onu. Tamam. Şimdi devam edelim. 6. ÖSYM bakışla. Abi diyor ki M ve N birbirinden farklı pozitif tam sayılar. P de bir asal sayı. Şimdi unutma, M ve N standart pozitif sayılar ama P asal. Tamam. Birinci de diyor ki P ile N'yi çarparsam, yani o asalla herhangi standart sıradan çinko karbon pili çarparsam 5 üzeri P'yi bulurum diyor. Yani 5 üzeri asalı bulurum. 5 de kendi içinde bir asal sonuçta, bunu sakın unutma. N'yi, yani sıradan sayıyı P'ye bölersem bu sefer de 5 üzeri M'yi buluyormuşum. Tamam mı? Buna göre diyor P artı M toplamı kaçtır diye sorulmuş bana. Güzel. Şimdi düşünelim bakalım. Abi bir kere P asaldı. 5'in kuvveti, yani ben bir asalla N'yi çarpınca 5'in kuvvetini elde ediyorsam kimse kusura bakmasın, ben P asalını 5 seçerim. Neden? Çünkü 5 ile burada 5'in bir kuvvetini çarpınca 5'in bir kuvvetini elde etmemi beklerim doğal olarak. Yani burası 3 olsa 3 ile bir şeyi çarpınca 5'in kuvveti biçimde yazabilir miyim? Yazamam. O zaman P 5'miş. Tamam. Şimdi 5 ile N'yi çarpınca 5 üzeri P, yani 5 üzeri 5'i elde ediyorsam demek ki N sayımız da 5 üzeri 4'müş. Şimdi ikinci öncüle geldim. N kaçtı? 5 üzeri 4'tü. Ben bunu 5'e bölersem diyor 5'in küpünü elde ederim ki bu da 5 üzeri M ise eğer, M'de kaçmış arkadaşım? 3'müş. Şimdi P 5'ti, M 3'tü. Bunları topla demiş. Toplarsam 8 gelir. Doğru cevap da D şıkkı olmak zorunda olur. Evet. İlk sayfayı bitirdim. Yani 49. sayfamız bitti kitabımızda. Dolu dolu bir kitap olduğunu zaten sen de biliyorsun, görüyorsun. İlk sayfamız bitti. 49. sayfa bu videoda ve ÖSYM bakışı 7'ye doğru geçtik. Evet, vallahi var ya, şöyle de bir durum var şimdi. Ben daha kitap çıkmadan videolarınızı çekmiştim aslına bakarsanız. Yani hani bayağı bir video çekmiştim, biriktirmiştim. Çünkü biliyorsunuz artık her sene genel itibariyle böyle çalışanlar, günübirlik her gün çalışanlar, ki 365 günün neredeyse 350 günü falan çalışıyorumdur. Bir tatil yapmam gerekiyordu. Bir tatil almıştım kış aylarında. Bir tatil almıştım. O tatil süresince de videolarınız yayınlanmaya devam etti. Kamp başlama sürecine de tekabül etti. Videolarınız yayınlanmaya devam etti ve biraz da yandığımı da görüyorsunuz. Vallahi güzel tatil yaptım şimdi, yani hani bayağı böyle güneşin falan tadını çıkardım küçük kızımla beraber. Yandık. Küçük de bir kızım var, daha yeni de böyle dillenmeye başladı, Zeynep adı. Gündüz vakti ofiste klima bozuldu, Kemal hocanızla beraber tamir ettirdik ama yine bozuldu maalesef. Gündüz vakti video çekilemeyecek dereceydi evin sıcaklığı. Yani dışarıda hava 35 dereceydi Ankara'da ama evin içindeki sıcaklık 39'ları bulmuştu ve hani klimasız imkanı yoktu. 39 derecede bırakın video çekmeyi, nefes almakta bile zorlanıyor insan. Ben dedim ki, Kemal hocanıza, ben video çekemem. O çekti bir tane, 24 dakikalık falan bir video çekti. Ben dedim video çekemem, nefes zor alıyorum. Bir de bunun üstüne yandığım için, güneşte yandığım için ekstra her şey bana sıcak geliyor şu an. O yüzden ben dedim akşam hava karardıktan sonra geleceğim, video çekeceğim dedim. Şu an saat 11.30 gece video çekiyorum ve evden çıkarken de kızım ağlıyordu en son. Baba ditme, baba ditme diyor. Tam böyle yeni de dilleniyor. 2 yaşını birazcık geçti. Tam yeni de dilleniyor. Dillenmesi daha da dertmiş aslına bakarsanız. Çünkü insan bırakıp kıyıp da böyle yalnız bırakası gelmiyor. Kızım diyorum ama gitmek zorundayım. Hani şimdi bir proje daha var İstanbul'da. Gizli proje dediğimiz proje 3-4-5'in. Şimdi ben orada da böyle videolar falan çekiyorum. Oraya gitmem gerekiyor. Sizin de videolarınızın yayınlanması gerekiyor. Bundan kaynaklı gece vakti geldim. Burada videolarımı çekiyorum. Keyifli olduğu için çekebiliyorum. Keyifsiz olsa yemin ederim katlanılacak da bir durum değil. Çünkü hani şu sıcaklarda, kışın olsa şu kamp bayıla yaparım. Yani hani sıkıntı yok ama şu anda da aşırı derecede keyif alıyorum. Hani şu an Allah'tan hava serinledi ve odanın sıcaklığı 30'lara kadar düştü. O yüzden çekilebilir durumda, çekilebilir kıvamda havanın sıcaklığı. Çok keyifli bir kitap. Umarım sen de aynı keyfi duyuyorsundur. Duymayacaksın da ne yapacaksın? Ciddi anlamda hani emek sarf edilmiş öğrencinin gözüne hem hitap etsin, hem beynine hitap etsin, hem çalışmışlığına hitap etsin, hem ona bir şeyler öğretsin. Hem işte YouTube'da anlatılabilir bir kitap olsun. Valla 10 numara 5 yıldız kitap oldu. Ben çok mutluyum bu kitabı çözdüğüm için bu yıl. Umarım sen de bu kitabı bu yıl çözdüğün için çok mutlusundur. Kitap bittiğinde de sana artı değerler katmaya devam eder bu kitap. Evet, ÖSYM bakış 7'de kalmıştık. O halde devam edelim. Evet, 2 ya da daha fazla asal böleni olan 3 farklı doğal sayının en büyük asal bölenleri aynıysa bu 3 sayıya G3'lü sayı denir. Örnek olarak da 22, 33, 44. Mesela 22'nin 2 ve 11 olmak üzere 2 tane asalı var ve büyük olanı 11. Bunun 3 ve 11 olmak üzere büyüğü 11. Bunun 2 ve 11 olmak üzere büyüğünün 11 olduğunu görüyoruz. Bak ne demiştik? 2 ya da daha fazla asal böleni olacak. Bu bir ilk şartımız bu. Ve 3 farklı doğal sayının en büyük asal bölenleri aynı olacak. Bak 11, 11, 11 gördün mü? Demek ki bunlar G3'lü sayıymış. Buna göre her biri 2 basamaklı olan ve aralarında 28 sayısını bulunduran kaç tane G3'lü sayılar vardır diye soruluyor. Şimdi 28 sayısını zaten bize vermiş. Biz bunun yanına 2 tane daha sayı bulmamız, yerleştirmemiz gerekecek. Ve 28 sayısını düşündüğünüz zaman 4 kere 7'dir. Yani 2'nin karesi çarpı 7 üzeri 1'dir ve bunun en büyük asal böleni de 7'dir. Demek ki benim buraya seçeceğim iki sayının ikisinin de en büyük asal böleni 7 olacak şekilde sayılar bulmam gerekiyor. Bak en büyük asal böleni 7 olacak. Şimdi madem öyle ben 2'den, 3'ten, 5'ten ve 7'den sayılar türetmem gerekiyor. Mesela 2 ile 7'yi çarpıp 14'ü bulursam buraya yerleştireceğim sayılardan bir tanesi 14 olabilir. Veya 3 ile 7'yi çarparsam 21'i elde edebilirim. 4 ile 7'yi çarparsam 28 ki zaten vardı biliyorsun. O yüzden bir daha yazmayacağım. 5 ile 7'yi çarparsam gençler ne olur? 35 olur. 2'yi, 3'ü ve 7'yi seçip çarparsam yani 6 kere 7'den bana 42'yi verir. Daha sonrasında 7 ve 7'yi seçemem 49 çünkü 2 ya da daha fazla asal böleni olacaktı. O zaman bir tane asal böleni olmuş olur 49'u seçersem, o da olmaz. Ama 8 kere 7'yi seçebilir mi? Hocam 8 daha büyük değil mi deme. Ama çünkü yani 8 asal değil. Yani ben 8 kere 7'den 56'yı seçersem 56'nın asal bölenleri 2 ve 7'dir ve 7 daha büyüktür. Bunu lütfen unutma. O halde 56'yı da seçtim. 7 kere 9 o da olur. Bak 9 daha büyük ama 9 asal değil. Sadece 3 ve 7'dir. 7 kere 9'dan 63'ü de seçebilirim. 7 kere 10'dan 70'i de seçebilirim. 2, 3 ve pardon... 2, 5 ve 7. 2 çarpı 5 çarpı 7. Sonuçta daha büyük olanı 7'dir. 70'i seçebilirim. 7 kere 11'den 77'yi seçemem. Bak seçemem. Neden? 11 daha büyük bir asal çünkü. Ama 7 kere 12 84 seçilebilir. Daha sonrasında 7 kere 13 seçilemez ama 7 kere 14 seçilir. 7 kere 14 98'i verecektir. Ve 7 kere 14 dediğim için 2 çarpı 7'nin karesidir. Burada 2 tane asal bölen var. 2 ve 7. 7 daha büyük. Bundan kaynaklı buradaki 9 tane sayıdan ben herhangi 2 tanesini şuraya yerleştirirsem bu kadar G3'lü sayı bulmuş olurum ki bu 9 tane sayıdan bu 2 tanesini nasıl seçiyordum? 10. sınıf bilgilerimizi hemen tazeleyelim. Bu da 9'un ikilisiyle seçilir ki 9'un ikilisi de bana 9 çarpı 8 bölü 2 faktöriyeli vereceği için bu da karşıma 36'nın ta kendisini çıkaracaktır. Yani cevabımız B şıkkında verilmiştir gençler. Ve devam ediyorum 8. ÖSYM bakışta. ABC pozitif tam sayılar. Şu toplam 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B çarpı 5 üzeri C biçiminde asal çarpanlarına ayrılabiliyorsa A artı B artı C faktöriyel sayısının asal bölen sayısı soruluyor bana. Şimdi öncelikle ben şuradaki toplamı yani 6 faktöriyel, 7 faktöriyel, 8 faktöriyeli paranteze alma yöntemiyle bir güzel çarpanlarına ayırayım. 6 faktöriyel parantezinde 1 artı 7 artı 7 kere 8 56 yapacaktır. Ve burası da 8'e 56 eklersem 64 gelecektir ve 64 sayısı da biliyorsun 2'nin 6. kuvvetidir. Çarpı 6 faktöriyelimiz var. Şimdi ben bunu asal çarpanlarına ayrılmış biçimde yazmaya gayret göstereceğim. Abi 6 faktöriyel dediğim sayı 1'den başlamama gerek yok. 2 çarpı 3 çarpı 4 dediğim şey 2'nin karesidir. 5 dediğim şey 5'tir zaten. 6 2 ile 3'ün çarpımıdır. Bitti. 6 faktöriyeli bu biçimde yazdım. ve çarpı 2 üzeri 6 dedim. Abi şimdi bak iyi dinle beni. Bir tane 2 var, 2 tane 2 var etti 3. Bir tane daha 4 etti. 2 üzeri 6 10. 2 üzeri 10 geldi. Çarpı 2 tane burada 3'ümün olduğunu görüyorum. 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1 var burada. Bu da neymiş? 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B çarpı 5 üzeri C'ymiş. Demek ki A sayısı 10, B sayısı 2 ve C sayısı da kaçmış? 1'in ta kendisiymiş hocam. E şimdi sen ne yapacaksın? A'yı, B'yi, C'yi biliyorsun artık. 10 artı 2 artı 1'den 13 geliyor. Artık burası ne yaptı? 13 faktöriyel mi yaptı? İşte bu 13 faktöriyel sayısının asal bölen sayısı sorulmuş. 13 faktöriyel demek 2'den 13'e kadar olan sayıların çarpımı demekti. Doğal sayıların. Buradaki doğal sayılar içerisinde asal olanlar hangileri? 2 var, 3 var, 5, 7, 11 ve 13 var. Bunların sayısı sorulmuş. Toplam 6 tane sayımız vardır. Ve bundan kaynaklı da doğru cevabımız C şıkkıdır diyebiliriz. Geçtim 9'a. K sayısı pozitif tam sayı olmak üzere Kn ifadesi K sayısının kendisinden küçük en büyük tam sayı böleni n sayısı olduğu belirtmektedir. Yani şöyle 10'a 5 demiş mesela. Onun bölenleri ne abi? 1, 2, 5 ve 10. 10 sayısının kendinden küçük en büyük tam böleni 5'miş. Bu anlama geliyor. Mesela örnek veriyorum 12 yazmış olsaydık 12'nin kendisinden önceki en büyük böleni nedir? 6'dır. Mesela örnek veriyorum 96 desem kendisinden bir önce küçük olan 48'dir. 96'ya 48 yazılırdı. A 2 basamaklı bir doğal sayı ve x de asal sayı olduğuna göre kaç farklı ax ifadesi vardır diye soruluyor bize. Şimdi x'in asal sayı olduğunu biliyoruz. Tamam mı? Mesela ben şöyle bir şey seçsem 2 kere 5, hatta bunları şöyle sıralayalım hocam, şöyle sıralayalım. Önce içerisinde 2 çarpanı bulunanları yazalım. Mesela 2 kere 5 2 basamaklıdır, 10 sayısı. 10'a 5 yazılabilir, bak burada zaten örneğini de vermiş. Böylelikle 10'a 5 olur değil mi? 2 kere 7 14, yani 14'e 7 olur değil mi bu? Bak 7 asal sonuçta. Peki devam edelim, bu asallardan yürüyelim o zaman değil mi? 2 kere 11 mesela 22'ye 11 yazılır. 2 kere 13 bak 26'ya 13 yazılır demek ki. 2 kere 17 demek ki 34'e 17 yazabilirim ben buraya. 2 kere 19 demek ki ben buraya 38-19 yazabilirim. Böyle böyle gidecek. Yani 2 kere 23'ü yazabilirim. 2 kere 29'u yazabilirim. 2 kere 31'i yazabilirim. 2 kere 37'yi yazabilirim. 2 kere 41'i yazabilirim. 2 kere 43'ü yazabilirim. 2 kere 47 olur. Şimdi 47'den sonraki asalımız 53. 2 kere 53'ü yazamam. O zaman 3 basamaklı olur, 106. Demek ki 2'leri barındıranlar bitti. Ki burada kaç tane sayı var? 4 burada, 4 burada, 5 de burada. 13 tane mi oldu? Aynen 13 tane buradan geldi. Tamam. 13 tane cepte. Tabii bir de 3'ü barındıranlar var. Şimdi yani 3'ü de elde etmemiz lazım bizim. Mesela 3'ün yanına 5'i koyabilirim. Tamam. 3 kere 5'ten 15 gelir. 15'e 5 yazılabilir mesela. Daha sonrasında 3'ün yanına 7'yi de yazabiliriz o zaman. 21 gelecektir. Değil mi? 3 kere 7. 3 kere 11 yazılabilir. 3 kere 13 yazılabilir. 3 kere 17 yazılabilir. 3 kere 19 yazılabilir. 3 kere 23 yazılır. 3 kere 29 yazılabilir. 3 kere 31 yazılabilir. 3 kere 37 yazılamaz. Bu da bitti. Burada kaç taneymiş hocam? 9 tane de burada varmış. 9 tane de burada varmış. Pekala. Şimdi 3'ü de bitirdiğimize göre 5'e geçebiliriz. Mesela 5'ten büyük olanları kontrol edelim. Ama tabii ondan önce şöyle bir durum var. 5'in yanına 5 de yazabilirim. Sonuçta ben bunu 25'e 5 biçiminde elde ederim. Değil mi? 5'in yanına 5 yazarak. O zaman 5'in yanına 7'yi de yazabilirim. 35 gelir mesela değil mi? 5'in yanına 11 yazabilirim. 5'in yanına 13'ü yazabilirim. 5'in yanına 17'yi. 5'in yanına 19'u yazabilirim. Son olarak da bunu yazarım zaten. Peki toplamda kaç tane geldi? 6 tane. 6 tane de buradan elde etmiş olduk. Tamam. Peki devam edelim. Başka neler yazabilir? 7. 7'yi kullanmadım değil mi? Şimdi 7'yi unutma. 7'nin yanına 7 yazarak başlayacağım. Şimdi hocam 7'nin yanına 5 yazamaz biz. Onu zaten yazdık bak. Nerede o? Bak burada yazdık zaten. O yüzden büyüterek gidiyorum ki zaten küçük olanlar yazıldığı için Büyüklere yer verelim. Onlar zaten yazıldı. 7 kere 7 49 yazılabilir, olur. 7 ile 11 yazılabilir. 7 ile 13 91 yapar, çarpımlar olur ama 7 kere 17 yazamam. Kaç tane geldi buradan? 3 tane de buradan geldi. 3 tane buradan geldi. Peki 11'e geçelim. 7'den sonraki asalımız. 11 yanına 11 yazsam bile 121 geliyor. Zaten 3 basamaklı oluyor. Demek ki bu olmaz. Artık bunları toplayacağım. 13. 9 daha 22. 6 daha 28. 3 daha 31 yapar. Doğru cevabımız da B şıkkında verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve 10. sorumuza doğru geçtik. Bakalım. Şimdi ÖSYM bakış onda diyor ki N pozitif tam sayı olmak üzere aha bu kesri tam sayı olduğuna göre N sayısının alabileceği değerler toplamı soruluyor bize. Şimdi hocam öncelikle ben bunu şu şekilde yazarım. N üzeri 4 parantezinde N artı 1 artı 20. Bak bunu bu şekilde yazdım. Kesir çizgimi attım. Alt tarafı da N artı 1 yazdım. Şimdi dikkat et. Bunu bir şöyle bir de böyle, tamam mı? Oranlayacağım. Yani N üzeri 4 çarpı N artı 1 bölü N artı 1 artı 20 bölü N artı 1 yazacağım. Böylelikle şuradaki N artı 1'ler giderse ben bu kısmın N üzeri 4 olduğunu görürüm. Artı 20 bölü N artı 1'e sahibim bir de. İşte ben bu ifadenin tamamının ne olduğunu biliyorum. Tam sayı olduğunu belirtmiş bana. Şimdi N zaten pozitif tam sayı olduğuna göre bu pozitif tam sayının 4. kuvveti de bir tam sayıdır. Tam sayının üzerine ancak bir tam sayı eklemeliyim ki sonuç olarak bir tam sayı değeri elde edelim. Yani şu kısmın tam sayı olması şart. Şimdi o kısım tam sayıysa hocam N artı 1 dediğim sayının, yani şuradaki sayının 20'nin tam bölenleri olması gerekiyor ki N pozitif, unutma. 20'nin tam bölenleri nelerdir? 1'dir hocam. 2'dir hocam. 4'tür. 5'tir. 10'dur. Bir de 20'dir. Başka yoktur. Madem N artı 1'ler bunlar. Peki N'ler neler? Yani bir fazlası bunlarsa demek ki bunların bir eksi de N'yi verecek bana. Yani 0 gibi, 1 gibi, 3 gibi, 4 gibi, 9 gibi ve 19 gibi. Başka da yoktur. Ki zaten 0'ı sayamam. Neden? Pozitif demişti. Ki toplamı dediği için 0 zaten saysam bile, yani yanlış bir işlem yapıp saysam bile zaten doğru cevabı bulacaktın. Bunların toplamı sorulmuş. 19 9 daha 28 yapar. 4 daha 32. Buradan 4 daha 36 gelir. Cevabımız da A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçtim 11'e. N pozitif tam sayı olmak üzere 48 bölü N eksi N bölü 3 ifadesi bir tam sayı belirttiğine göre N'nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye soruluyor. Şimdi 48 bölü N ve N bölü 3 var burada. Yani bu demek oluyor ki N sayısı 48'i tam bölerken aynı N sayısı 3'e de tam bölünüyor demek. Şimdi o zaman ben şunu düşünürüm. 48'i bölen N sayılarından 3'ün katı olanlarını sıralayacağız. Mesela 3 gibi veyahut 6 gibi. Ama 9'u sayamam çünkü 9 sayısı 48'i tam bölmez. Ama 12 olur. 15 olmaz. 18 olmaz. 21 olmaz ama 24 olur. 24'ten sonra da zaten 48'in tek böleni var. O da zaten 48, aynı zamanda 3'ün de katıdır. Demek ki o sayılar bunlarmış. Bunların toplamı sorulmuş. Toplayalım. 48, 24 daha 72, 84, 90, 93. Yani cevabımız A şıkkı olacaktı. ÖSYM bakış 12'deyiz. A pozitif tam sayı olmak üzere 99 sayısının A sayısı ile bölümünden kalan 9 olduğuna göre. Şimdi 99'u A'ya bölmüşüm. Kalan da 9 olmuş abi. 9'u yazamadım. 9 olmuş. Tamam. Peki A'nın alabileceği değerlerin toplamı. Basit. Şöyle. Şimdi 9 kalanını veriyorsa bu 99'dan eğer ki ben bu 9'u çıkarmış olsaydım 90 sayısı A'ya tam bölünecekti. Doğru mu? 9 olmasaydı tam bölünecekti. Ve aynı zamanda unutmayalım lütfen, A sayısı 9'dan daha büyük olmak da zorunda bak. A sayısı biliyorsun kalan bölenden daha küçük olacak. Dolayısıyla A sayısı 9'dan daha büyüktür. Şimdi o zaman ben 90'ı tam bölen ama 9'dan da büyük olan sayıları listelemem gerekiyor. Şimdi mesela 10 gibi 90'ı tam bölüyor biliyorsun. Veya 15 gibi hocam. Değil mi? 15 90'a tam bölünür. Daha sonrasında 30 gibi mesela. 45 gibi ve 90 gibi sayıları ben buraya sıralayabilirim. 9'dan büyüktür. 90'ın da tam bölenidir. A'nın alabileceği değerlerin toplamı sorulmuştu. 90 bak şöyle 60 yapar 150. Şöyle 40 yapar 190. 190 geldi, demek ki daha varmış bak. Demek ki daha tam bulamamışız. Peki hangisini bulacağız? Yanlış mı topladık, ona bir bakalım. Şöyle 60 yaptı. 150, 180, 190 değil mi? 190. Peki başka var mı? Var. Arada bir şeyi kaçırmışız. Bak şurada 18 değil mi? 5 kere 18. 90 yapar. 18 unuttuk. 190 bulmuştuk. 18 daha. 208 yapar. Cevabımız A şıkkı olur dedik. Evet arkadaşlar, neredeyiz biliyor musunuz? Bu sayfayı da bitirdik. 50. sayfamızda bitirdik. Ve 50. sayfada bittikten sonra artık geçtik 51. sayfamıza. 13. ÖSYM bakıştayız. Hadi bakalım çözelim beraber. Burak pozitif bir n tam sayısını içine yazdığı bir çokgenin köşelerine n sayısının pozitif bölen sayılarını şekildeki biçimde yerleştiriyor. Mesela 16 sayısı için 1, 2, 4, 8, 16'ya bölünür 16. Bundan kaynaklı 16 sayısının bölenlerin etrafına sıralamış. Buna göre Burak'ın aynı kuralla oluşturduğu şöyle bir şekil varmış. Buradaki şekillere göre K ile L'yi topla, bunu M'ye böl demiş. Şimdi düşünelim. K sayısının bir kere 1 diye bir böleni vardır zaten. Otomatikman her sayı 1'e tam bölünür. 1, 2, 6. Şimdi 6 diye böleni varsa 3 diye de bir böleni vardır. Bundan kaynaklı buradaki en büyük sayı da zaten bana K'yı verecektir. 6. Şimdi L'ye geldim. 1 diye bir böleni olacak. İllaki olacak. Değil mi? Ekstradan 6 diye bir böleni ve 9 diye bir böleni varsa 3 diye de bir böleni vardır. M sayısının da 9 diye bir böleni varsa, abi burası 3'ten başkası değildir ki, burası da 1'dir. Buradaki en büyük sayı 9 olduğuna göre M sayısı kesinlikle 9'dur. M'yi buldum, 9. Şimdi geldim buraya. 1 diye mutlaka olmak zorundaydı. 1, 2, 3, 6, 9. 1, 2, 3, 6 ve 9. Şimdi diğer bölen nedir diye düşünelim. 1'i buldum. 2 var, 3 var. 2 ile 3'ün çarpımından 6'yı elde ettim. Şimdi 3'ün karesinden 9'u elde ettim. Demek ki bir de hem 2'yi hem 9'u kullanarak 18'i de buraya yazabilirim. Böylelikle toplamda zaten 6 tane tam böleni vardır. O halde L de buradaki en büyük sayıdır. 18'dir. Şimdi diyor ki burada 6 ile 18'i topla. Sonra bunu 9'a böl demiş. Yani 24'ü 9'a böl demiş. 24 bölü 9'da 3 ile sadeleştirilirse 8 bölü 3'ün ta kendisi gelir. Yani cevabımız C şıkkıdır. Geldim 14'e. 2 basamaklı bir doğal sayı için diyor ki bir tam karedir. 2 basamaklı olacak, tam kare olacak. Basit bunlar. 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64, 9'un karesi 81. Şimdi 10'un karesi 100 yaptı. Demek ki 2 basamaklı tam kareler bunlar. Diyor ki rakamları çarpımı bir tam karedir. Şimdi rakamları çarpımı bu 6'dır. Bu 10'dur. Burası 18'dir. Burası 36'dır. Burası 24'tür. Burası 8'dir. Tam kare olan hangisi? Aha bu. Rakamları çarpımı tam karesi, demek ki biz 49'dan bahsediyoruz. AB 2 basamaklı sayısı, bak bu tarz sayılara makro sayı deniliyormuş. AB 2 basamaklı sayısı da makroysa demiş. Ya AB o zaman nedir? 49'dur abi. Değil mi? Demek ki A4'müş, B'de 9'muş. A4 ise B9 ise, aha burası da 36 yapar. Bunları topla demiş. 13, 36 daha 49 yapar. Diyor ki bu 49 sayısının pozitif tam sayı bölen sayısı. 49 dediğim sayı 7'nin karesidir ve bunu 1 artırırsam ben pozitif tam sayı bölen sayısını elde etmiş olurum. Doğru cevap B şıkkındaki 3'tür gençler. Tamam. Geçtim 15'e. Ne diyor? N sayısı pozitif bir tam sayı olmak üzere n sayısının 15 katının pozitif tam sayı bölen sayısı n sayısının pozitif tam sayı bölen sayısının o 4 katıdır demiş. Buna göre n sayısı hangilerine eşit olabilir? Şimdi 20 olsa bir de bunun 15 katını düşüneceğim. Şimdi 20 dediğim sayı 2'nin karesi çarpı 5'tir. Bundan kaynaklı pozitif tam sayı bölen sayısı 3 kere 2'den, bak 2'yi ve 1'i 1 arttırdım çarptım 6'dır. Şimdi ben bunu 15 ile çarptığım takdirde, 15 ile çarparsam 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5'in karesi gelecektir. Şimdi bu 3 ile 5'in çarpımı ya. Bu da 2 çarpı 2 çarpı 5'ti ya, bunları çarpınca bu gelir. Bunları birer birer artırıp çarparsam eğer 3 çarpı 2 çarpı 3 yapacaktır. Yani 18 olacaktır. Peki 18 6'nın 4 katı mı? 4 katı olmuyor. Değil. Demek ki bu gitti. Şimdi elimizde 2'nin karesi çarpı 5 üzeri 1 vardı. Buradan 6'yı elde etmiştik. Bir de 28 var bak. Yani 2'nin karesi çarpı 7 üzeri 1. Şimdi 2'nin karesi çarpı 2'nin karesinden 2 üzeri 4 elde edilir. Çarpı 5 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1 dedim. Şunu 1 artırdım 5. Bunu 1 artırdım 2. Bunu 1 artırdım 2 geldi. Yani burası toplam ne yaptı? 20. Peki önceden neydi? 6 demiştik. Bu durumda Bu arada özür diliyorum. Yanlış bir işlem yaptım. Bizim n sayısı soruluyordu. N sayısı 28 olursa diyeceğim. Bunu 3 ve 5 ile çarpacağım. Yani 2'nin karesi çarpı 7 üzeri 1. Bunu 3 ve 5 ile çarparsam bu gelir. Şimdi n sayısının asal bölen sayısı 2'nin karesi çarpı 7 üzeri 1 diye yine 3 kere giden 6 bu cepte. Şimdi buraya bakıyorum. 1 artırdım 3. 1'i 1 artırdım 2. Yine 2 çarpı 2. Ne geldi abi burası? 6 kere 4 geldi. Yani 24, 6'nın 4 katı mı? Evet, bu olur. Geldim 63'e. 63 dediğim sayı 3'ün karesi çarpı 7'dir. Yani 9 kere 7. Yani bunun da pozitif tam bölen sayısı 6. Eğer ki 15 ile çarparsam, 3 kere 5 ile çarparsam 3'ün küpü çarpı 7 çarpı 5 olur. Ki bunu da 1 artırıp çarparsam 4 çarpı 2 çarpı 2 gelecektir. Ki bu da bana 16'yı verir. 16 6'nın 4 katı değildir. Bundan kaynaklı bu da olmaz. Cevabımız yalnız 2 olacakmış. Ve son olarak artık 16. örnekteyiz. Asal bölenlerinin sayısı 2 olan 2 basamaklı bir n doğal sayısı için 6n sayısının asal bölen sayısı 3'tür. Şimdi 6'da 2 ve 3 var. Bunu ben n ile çarpınca bunun asal bölen adedi 3 oluyormuş. 3 tane. Güzel. 14n ki 14 2 ile 7'nin çarpımıdır. Bunu n ile çarpınca bunun asal bölen sayısı 4 tane oluyormuş. Daha sonrasında 20n, 20 dediğim şey de 2'nin karesi çarpı 5'tir. Bir de bunu n ile çarpınca bunun asal bölen sayısı yine 3 tane oluyormuş. Tamam. 2 basamaklı n doğal sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır diye soruluyor. Şimdi öncelikle bak. Burada 2 ve 3'ü kullanıyorum. Aynı zamanda asal bölenlerinin sayısı da 2'ymiş buradaki n'nin. Zaten 2 tane var onda. Bak 2 tane var. 2 tane varken ben 2 tane asal olan bir sayıyla çarpıyorum bu n'yi. 3 tane asal böleni oluyor. Yani bu n sayısının içerisinde ya 2 var ya 3 var. Ya 2 var ya da 3 var. Şimdi geldim şuraya. N sayısının 2 taneydi. 2 tane asalla çarptım 4 tane yaptı. Ha, demek ki bu n sayısının içinde 2 de yok 7 de yok. 2 ve 7 yoksa 2 yok. 2 yok demek bu. 2 yoksa demek ki kesinlikle ve kesinlikle 3 var. Yani n sayısının içerisinde kesinlikle 3 çarpanı var. Bu cepte. Devam. Yine n sayısı. 2 tane asalla çarpıyorum. Yine 3 yapıyor ama 2'nin olmadığını biliyorum bu sefer. 2 kesin yok. O zaman 5 kesin var abi. 5 ile beraber 3 tane olmuş. 5 de kesin var. Şimdi n sayısının içerisinde 3 ve 5 olduğunu biliyorum. 2 basamaklı n doğal sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır diyordu. O zaman 15 kesinlikle sağlar. 15 sağlar. Şimdi 2 çarpanı yoktu biliyorsun. 2 yok. 2 yoksa 3 olduğunu biliyorum ben. O zaman bunu 3 ile çarparım. 45 de olur derim. Bunu 5 ile çarparım 15'i. 75 de olur derim. Başka türlü herhangi bir sayı üretemem. Çünkü mesela 9'la ben 25'i çarpsam 9'la 5'i çarptım 45'i buldum ama 9 kere 25 olmaz. 3 kere 120 olmaz zaten. Tamam. Bundan kaynaklı kaç taneymiş? 1, 2, 3 taneymiş. Cevabımız da 3 olacakmış dedik. Ve bir sonraki videomuzda da SML bakışa geçeceğiz gençler. Evet. Gayet güzel, gayet tatlı bir videoydu. Gayet tatlı sorular çözdük. Şimdi burada yine aynı zorluk seviyeleri civarında benim gözümden ÖSYM'ye benim gözümden baktığım sorular 6 tane güzel soru çözeceğiz ve artık bu konuyu da bitirmiş olacağız. Asal sayılar ve asal çarpanlar ayırma konusunu da bitirmiş olacağız gençler. Umarım dediğim gibi her zaman söylüyorum. Bir iş keyif aldığın takdirde, keyif aldığın ölçüde güzeldir. Güzel olan işler sizleri başarıya taşır. Bundan kaynaklı ilk olarak keyif almamız gerekiyor bizim bu işten. Keyif aldığımız müddetçe o iş güzelleşecektir. Güzelleştiği sürece bu kamp senin için güzelleşiyorsa demek ki faydalı oluyor demektir. Çünkü bu durumda hani kendimizi bir şekilde kandırabiliriz. Hani ÖSYM seviyesine yaklaşamamış sorular çözerek, ÖSYM seviyesinde hiç soru çözmeden sadece kazanım soruları çözerek, ÖSYM tarzı olduğunu düşündüğümüz ya da bu şekilde lanse edilen ama hiç alakası olmayan sorular çözerek kendimizi kandırabiliriz. Biz bunların hiçbirini yapmıyoruz bu kitabı çözerek. Biz tamamıyla abi ÖSYM'nin çizgisi ne? Bu. O zaman ÖSYM'nin çizgisi etrafında dolanarak Ara sıra zikzaklarla dışına çıksak da yine kazanım bazında bizi çok geliştiren sorular çözerek bu kitabı bitirmeyi hedefliyoruz. Bundan kaynaklı da mutluyum, bundan kaynaklı gururluyum, bundan kaynaklı keyif alıyorum yaptığım işten. Keyif aldığım için iş güzel oluyor. Güzel olduğu için de ben başarıya ulaşacağım. Benim başarıya ulaşmam demek gençler aynı zamanda benim başarım da sizlerin başarısıyla ölçülüyor. Sizler başarılı olacaksınız demektir. Bundan kaynaklı da gayet mutlu ve huzurluyum. Umarım sen de aynı mutluluğu ve aynı huzuru hissediyorsundur içinde. Evet, sonraki videomuzda yani 16. videoda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.